Hatay'da yaşayan Demirok ailesi 10 yıl önce sağlamdır düşüncesiyle sıfır daire satın almıştı ama depremde o bina yerle bir oldu. Enkaz altında kalan 11 yaşındaki Ali hayatını kaybetti. Ailenin şimdi tek bir isteği var. Yıkılan binanın yurt dışına kaçan müteahhidinin yakalanması. Merhaba, benim ismim Ali Armanç Demirok. Yaşım 11. En güvenli dediğim yerde ben oğlumun ölüsünü aldım. Sağlam diye aldıkları bina depremde yıkıldı. 11 yaşındaki Ali'ye mezar oldu. Sıfır bir evdi burası. 100 bin dolar vermiştim. Ama en son 4-5 milyon lira arası fiyatlar söyleniyordu. Hatay'da yaşayan Demirok ailesi depreme 10 yıl önce yeni bina diye satın aldıkları evde yakalandı. Uyandığımda işte deprem oluyordu. Önce yanımdakini de salladım Yusuf uyan diye. Sonra Ali Armanca seslendim. Anneciğim deprem oluyor, anneciğim deprem oluyor, uyan oğlum dedim. Altımızın yarıldığını ve yere düştük. Anne Alev Demirok küçük çocuğuyla enkazdan çıkmayı başardı ama aklı büyük oğlu Ali'deydi. Hemen enkaz başına koştu. Ali'nin yorganını gördüm. Zannettim ki yorganı düşmüş, dedim o akıllıdır, kalkmıştır. O bir yerden çıkacak diye umutla bekledim. Enkazdan çocuğunun cansız bedenini çıkartan acılı anne şimdi her gün mezarı başında gözyaşı döküyor. Allah'ım dayanamıyorum. Ben artık yarım bir insanım. Ben hayalleri yarım kalmış bir anneyim. Değeri 4-5 milyon lira diye evde oturuyorsunuz, diyorsunuz ki sağlam. Acılı annenin tek bir isteği var, o da yıkılan binanın yurt dışına kaçan müteahhitinin yakalanması. Bu 4-5 milyon nedir ya, bu ne yani, neden? Çocuğum ısınsın diye aldığım eve bakın ya. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aileyi arayarak kaçan o müteahhitin yakalanması için ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi. Devlet yetkililerine sonsuz güveniyorum bu anlamda. Bir an önce yakalanmalarını istiyorum.